Mutlucuğum. İzleyen izler. Şu an geçen programda Gökten vereyim. Ver ve şey Aziz Yıldırım bana mektup yollamış avukatıyla. Öyle mi? Bir okumanı rica ediyorum da bir. İstersen ben okuyayım daha anlamlı olur. Bir dakika. Aziz Bey'in Ömer Bey'e yazdığı mektup niye Türkiye'ye okunuyor? Hayır yok oku diye. Ama okunması için izin verdi. Ha tamam okey. Şimdi şöyle bilebiliyorsun hani bir şey derler. Mektup yazılanındır. Yani hani Ömer Bey yazılıysa o mektup Ömer Bey'indir. Neyse zaten bana izin verdi. Yani. İzin verdiği şeyi okuyor. Okuyayım. Tamam. Yani şey, şimdi Aziz Yıldırım imzasıyla daha doğrusu Aziz Yıldırım yazan bir kağıt. Sevgili Ömer Çavuşoğlu. Metlis'ten mi geldi? Tarafından. Ömer Bey virgül. Bu süreçteki yapmış olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ederim. Kemal Belgin Fenerbahçe gazetesini kulüpten çıkarırken tarafımdan kendisine maaş verdim. Gazetenin kapanmasından sonra bana düşman oldu. Selamlar Aziz Yıldırım. Yani bu şöyle diyelim. Yani demek sevgili geçen Ömer Kemal Bilgin meselesini. Tabii, sevgili Ömer Çavuşoğlu'nun Aziz Yıldırım'ın yazdığını söylediği bir mektup. Evet, öyle, yani, sonra, öyle canım. Biz inanırız da. Şimdi tabii ki sevgili Kemal Belgin de der ki Aziz peki bu Aziz Yıldırım'ın el yazısı mı Ömer abi? Ha, imzası ve şey öyle. İmzası tabii. Bu hakikaten orijinal Aziz Yıldırım bu süreçteki yapmış olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ederim. Kemal Belgin Fenerbahçe gazetesini kulüpten aynen çıkarırken tarafımdan kendisine maaş verdim. Gazetenin kapanmasından sonra bana düşman oldu. Selamlar Aziz Yıldırım imza. Yani tabii ben Kemal Belgin'e söz hakkı düşüyor. Yani hayır, düşsün arası düşmesin demiyorum. Yani. Zaten ben şöyle diyorum. Ben karıştırmışım. Gösterelim. Yani genel sekreterken dedim maaş aldı. Halbuki aynı zamanda Fenerbahçe gazetesi çıkartıyormuş. Evet, o yüzden yani, maaş alıyormuş. Ben yani maaş Fenerbahçe gazetesinden diyorsun. Evet. Onu da bildireyim. Okay. Kendisi de itiraz ediyor buna zaten. Ben almadım filan diye de şeyleri var yani. Onu da söyleyeyim. Mesela şurada hep her zaman olduğu gibi belgeyi gelmişim bugün. Hayır diyor ki ya tabii ki burada şimdi hani biz zaten burada konu açıldı aslında. Biz ne burada Kemal Belgin'in gazeteci tabii canım, tabii oradan geldi konu geldi. Kemal Belgin de buna bir cevap vermek isterse tabii ki. Kemal Belgin diyor ki şey var ya. Türkiye nasıl bir ülke biliyor musun? Bir insanın yaptığı işten dolayı maaş almasından daha kutsal. Hayır, değil. Daha kutsal. Hı? Daha düşman mı ona bağlıyor? Bak daha rahmani. Daha legal ne olabilir? Olamaz. Ben zaten bir dakika. Mesela millet bayılır mesela. Şunu çok sever mesela. Ben işte kulüpte yaptım, kulüpten 1 lira almadım. Ya iş yapacaksan alacaksın. Böyle angutça bir şey olur mu ya? Abi, İş yapacaksan para alacaksın. Aynen. Üstüne müthiş katılıyorum sana bak. Bu konu açılmış zaten şeyde. Evet. Fenerbahçe Divan Kurulu'nda. Evet. Kemal Belgin'in Yıldırım'ın kendisiyle ilgili sözüne yanıtı ise Fenerbahçe gazete veya dergisinden para aldığım iktucuk basın bugün kulüp üyeliğimden istifa edeyim şeklinde. Yani her dakika istifa ediyor kendisi. Yani şunu söylüyorum. Yani zaten şu anda kulüp üyesi değil. Sezgin Kemal Belgin'i arasın. Tabii tabii arasın. Bence aramasın. Yani ben ama hafta içi şöyle bak, şöyle bir şey var. Cevabını versin. Ben şöyle hani bir polemik yaratmıyorum. Beni arada hafta içi Kemal Belgin. Ben şunu istemiyorum. Aynen. Ben ikinizi karşı karşıya getirmek benim niyetim ne yoktu. Cevabını versin. Birimizin niyeti yoktu. Aynen. Sen şereflisin, şerefsizsin. Ben öyle muhatap olmak istemiyorum. Sevmiyorum olmaz. Bu lafları. Ve ben yani şunu sana söyleyeyim. Üzülüyorum da. Yani ben Ahmet Çakar'a da müthiş katılıyorum. Gazeteci bir adam. Gazete maaş çıkartıyor. Vakit alıyor. Aynen. Mutlaka. Şimdi Fenerbahçe dergisi çalışanlar almıyor mu maaş? Alacak tabii. Almadan olur. Fenerbahçe'de. Tabii. Şimdi bir de ayrıyeten bir de babası Allah rahmet eylesin öldü. Kemal Bey. Ve dedi diyor ki yani şöyle böyle bir sürü anlatıyor. Şimdi kendi çok yakınının yazdığı bir şeyi okuyayım. Evet. Öncelikle söyleyeyim. Kemal Belgin benim 40 yıllık arkadaşımdır. İrlandalı değildir. Ha, senin hayır bu başka bir başka bir tartışma. Üstelik ikimiz de Kuşdili Üniversitesi mezunuyuz. O takılıyor biraz yani. Yani senin hemşeriniz rahmetli babası Suat Belgin amcamız Fenerbahçe görevli muhasebe müdürüydü. Yani Kemal Fenerbahçe doğdu ve Fener'in ekmeğiyle büyüdü. Ben dün geçen gün aynen bunu söyledim. Benim uydurmam değil. Evet. Fener'in ekmeğiyle büyüdü dediği tabii babası çalışıyordu, maaş alıyordu. Tabii. Fener'in ekmeğiyle büyümüş diyor. Ondan sonra sadece Ali Şen'i sevmediğini bilirim. Ama tandemciliğini filan sever. Son yıllarda da TV konuşurken altında üniversite öğretim üyesi diye yazıyor. Ama doçent mi profesör mü bilmiyorum. Ancak iyi çocuktur, hemşehrini idare et. Ali'cim boş ver diyor. Ali Soyler'e yazmış bunu. Bunu not olarak bunu hayır, biz bunu internetten buluyorum. Evet.
susturun şu belgeni diye bir şey. Ya tabii dediğim gibi hani burada... Bir blokta galiba. Yani bak burada ben de bir vicdani sorumluluğum var. Geçen hafta Kemal Bergin öbür gün beni aradı. Ben dedim ki, ben de gelip konuşmak istiyorum. Dedim ki Kemal Bergin'e. Kemal abi elbette gel konuş. Ama yani Ömer Çavuşoğlu olmasına gerek yok. Zaten böyle bir tatsızlık oldu. Sen gelirsin ne bileyim karşına yine klasik Azizci, Aziz Yıldırımcı çizgide değilim. Bedir Baykam gelir. Konuşuruz. Aa ben de hayra memnun olurum dedi. Ben de kendi adıma söz verdim. Çünkü üçümüzün adına da söylemek zorundaydım. Çünkü söz hakkı ona doğdu. Yanlış mıyım Ahmet Hoca? Yani. Şimdi burada da versin, tabii. Sen Ömer abi gelince tabii Kemal Bergin bugün gelmedi ama ben de beklemiyordum. Yani Ömer Çavuşoğlu dakika bir gol bir. Kemal Bergin yok, değil. Ama değil. Ama haklısın. Çünkü ama böyle bir şey bak. Bu ben demin gösterdim arkadaşlar şey yapmadı. Önemli bir metin. Yani nedir? Bir el yazısı Aziz yazılmış. Yıldırım'ın Metris'te el yazısıyla yazdı mı? Demek ki bizi seyretti. Orada her şey seyrediyor herhalde. Seyrediyor çok. Evet. Şunu yakından bakın Aziz Yıldırım'ın el yazısıyla Kemal Belgin'le ilgili notu. Bu çok önemli bir şey. Metris'ten gelen not Ömer Çavuşoğlu'na özel geliyor. Aziz Yıldırım el yazısı imzası bize yayınlıyoruz. Ama aynı şekilde Kemal Belgin'e de Fenerbahçeli önemli bir spor yazarı olan Kemal Belgin'e de söz hakkı düşüyor. Kemal Belgin de arkadaşlar arayıp bilgilendirmek zorunda yani şu an. Yoksa ya bizim yaptığımız yanlış. Burada bir tartışma ama şey yani değil. Bakın, polemik yine ortada. Cevabı verin. Yine yani. Ortada. Üçüncü dünya ülkelerinde yaşanan tuhaflık yaşanıyor. Nedir? Evet. Şayet Kemal Belgin Fenerbahçe kulübüne bağlı Fenerbahçe dergisini çıkartmak için görevliyse maaşını Fenerbahçe Spor Kulübü'nden legal makbuz karşılığı veya banka hesabıyla Fenerbahçe Kulübü kasasından alır. Yine mesela dünyanın böyle medeni ülkelerinde mesela Bayern Münih'in dergisini çıkartan adam editör Kemal Belgin'in Münih şubesi. Muadili. Maaşını Bayern Münih Spor Kulübü'nden alır. Bayern Münih'in başkanı işte X'ten, Hans'tan, şundan bundan almaz. Yine bir tuhaflık var. Bakın yine bir kara kucak var. Ya, kara kucak var. Ama haklı. Burada bir Alaturkalık. Aziz Yıldırım nasıl maaş verir? Fenerbahçe kurumsal nasıl alır ya? Şimdi sıkıntı şu. Almadım dersen ne olacak? Bilemem belgesini ben. Rica edeyim dersen ne olacak? Ben biliyorsunuz Türk Ticaret Hukuku'nda bir artı iş kanununda verdim aldım yoktur. Hep belge konuşur. Belge doğru mu Ömer abi? Sen yılların ticaretçisin. Hayır ben, bir dakika. Ben bir şey söylüyorum. Ben gidip de bordronu gördüm de böyle demedim zaten. Böyle bir iddiam da yok. Ben Aziz böyle bir duyum var. Kaynağından duydun sen. He. Böyle bir duyumum vardı. Ben genel sekreterken. Divanda bile konuşulmuş diyorsun bu konuda. Divanda bile görüşülmüş. Yani bu gizli saklı ama da bir şey abi, değil. Bak sana yakışan, bana yakışan, Rasim Bey Göktuğ'ya yakışan şu olmalıdır. Ben mesleğini yapmış bir adamın maaş alsın veya almasın. Bunu tartışmanın bu şekilde konuşmadık abi. Tamam mı? Kimseye bir fay çünkü. Ahmetciğim ben bunu ben böyle bir insan benim bu tip şeyler. Bir sen tartışmanın ya. İçinde kesin değilim ben. Ama benim iddiam şu oldu. Ama benim iddiam geçen hafta şuydu. Fenerbahçe'den böyle bir sıkıntısı olduğu için Fenerbahçe karşı taraf olmuş dedim. Ya da Aziz Yıldırım'a değil. Evet Aziz Yıldırım'a. Böyle yani ben yoksa başka bir şey demedim. Sıkıntı şu yani maaş kesildi Aziz Yıldırım'ın aleyhine konuştu yakıştırmasını ben. Değil Kemal Belgin'e. Hiçbir Fenerbahçe'ye veya Fenerbahçe olmayana ben yakıştıramam. Tabii ben de yakıştıramam. Hayır bunun ben olduğuna da inanmıyorum ayrıyetten. İnşallah yani, değil. Hayır maaş alıp almadığına inanmıyorum demiyorum. Maaş yani, kesildikten sonra inanmıyorsun. Dönme. Hayır buna inanıyorum. Gazetenin kapanmasından sonra bana düşman oldu. Buna yani bunu ben yakıştıramam. Yanlış konu. Yakışmasın. Cenk Keskingör futbolla ilgisiz konularda da daha doğrusu konuştuğumuz konuların haricinde de sorular gelebiliyor. Tıpkı şu soru gibi. Hocam geçenlerde o gün abi sizin hakkınızda bir şeyler demiş. Nedir bu diye bir soru. Ona ben bizim kanalda oldu o gece. Dün biraz girdik de bunu zaten çok ona zaten cevap veriyordum. Telefon kapandı. Yani rahmetli kaldı. Babanızla alakalı bir şeyler de olduğu söyleniyor. Yok canım yani işte şey Serzef'i ben babam kulüpte çalışıyormuş. Onun parasıyla okumuşum. Yani babanız kulüpte var mıydı? Neydi? Benim babam da annem de devlet memuruydular. İkisi de devlet memuriyetinden emekli oldular. Kulüpte? Hayır canım devlet kulüp devlet mi ya? Ne alakalı Tekel'de ya. Tekel, İnhisarlar yani eski adı İnhisarlar. Sonra Tekel oldu. Orada ikisi de yıllarca çalıştılar. Oradan emekli olup vefat ettiler. Ta emekli olduktan kulübün sonra muhasebesi falan. Baba kulübe de gidip gelirdi yani. Ama esas çalıştıkları yer Tekel'di. İnsanlar yani devlet memuru yani sabah 9
O zamanlar cumartesi de öğlene kadar mesai vardı. Şimdiki gibi değil. Sabah 9, 12, 1, 5, cumartesi de 12. Ama emekli olduktan sonra Fenerbahçe'de görevlerde bulundu. Ben de öyle deyince ben dedim ki benim oğlum menajerlik yapmıyor. Yani bazı kulüplere oyuncu satmıyorum. Sonra bir de birileri başkanken birilerinin evine zarflar içinde bir şeyler gidiyordu. Beni konuşturma fazla. Sokağa çıkartmam dedim. Telefon kapandı. Yani, neyse hayır. Yani, çok sorulduğu için ben de dile getirildiği için size şimdi şöyle yönetim, ben bu insanlarla esasında gibi televizyonda konuşmak istemiyorum. Keşke yolda karşılaşsam da burada söylemek istemediğim şeyleri yolda onların yüzlerine söylesem. Yani hakaret küfür falan değil. Bilgi versem. Burada şimdi başka daha fazla ileri gitmem. Şu dilim döndüğünce ben Twitter'da da anlatmaya çalışıyorum. Şöyle bir özellikle sizinle ilgili muhabbet var. Tam ailesi, kökeni koyu bir Fenerbahçeli. Evet. Ama siz eleştiri bombardımanla tutuyorsunuz. Evet. Takım yöneticilerini, gerektiği zaman futbolcuları vesaireyi. Evet. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Siz Fenerbahçe'ye hizmet etmiyorsunuz. Ben burada Fenerbahçe... Ama diyorum ki yani Kemal Bergin'in işi gazeteciliktir. Ben 43 senedir bu mesleğe başka bir işim yok. Bunu herhalde anlatabilmek gerekiyor. Ama işte sorun hep dönüp dolaşıp bizim medyaya veya mevcut başkanlar sistemine göre işte Aziz Yıldırım'ın kulakları çınlasın diyelim. Şimdi yani sonunda... onun lafıdır. Fenerbahçe'nin haklarını savunmayan bir gazeteci Fenerbahçeli değildir. Fenerbahçeliyim diyorsan kulübün haklarını savunacaksın diye açıklaması vardı hatırlarsınız. O zaman, evet o zaman avukat olurum. Mesleğim avukatlık olur. Beni tutarsınız. Gazeteci olmuyorsun. Ha benim tutarsınız ben de sizin haklarınızı mahkemelerde şurada burada savunurum. Ama ben gazeteciyim. Ben doğrunun hakkını savunmaya çalışır. Yanlışı da eleştiririm eleştirebildiğim kadar. Bana göre bu doğrudur, bu yanlıştır. O yanılabilirim de. Ama ben doğruya doğru, yanlışa da yanlış derim. Ne oldu? Kim sonunda haklı çıktı? Kim metriste? Enteresan. Hayır, bana bunun cevabını verecekler. Bak, ben buradayım. Allah'a şükür. Suyumu da içiyorum. Tamam mı? İstersen buradan dökerim de o kadar özgürlüğüm var. Ama birileri öyle değil. Anlatamadık. E ben ne diyeceğim şimdi? Yani efendim vallahi şahane, harika, müthiş. E sonra diyecekler ki bana. Ya kardeşim sen öyle diyorsun ama bak ortada ne var? Ben bu duruma düştüm mü hiç bugüne kadar? Allah'a şükürler olsun. Ben 43 senedir bu mesleği yapıyorum. %95 üzerinde yaptığım yorumlarda isabet tuttur. Ha bir tane tutturan Sermet ne? Ha o var Gürkan Sermeter. Gürkan Sermeter. E ben televizyonda seyrettim adamı. Galatasaray Sion maçıydı galiba yanlış hatırlamıyorum. Belizona. İsviçre'de. Şey, Belizona mı neyse. Adam şahane bir gol attı. Harika bir gol attırdı. Nefis top oynadı. Ben zaten dedim, size yönelik yapılan eleştiriler, muhabbetler bu işte. Evet. Kemal Bergin çok iyi yorumcu, çok futbol anlıyor. İşte Gürkan Sermeter için gelecek vadeden futbolcuyu alın işte onun yorumculuğu bu kadar şeklinde ifadeler var. Ben bilgisayara girip de Gürkan Sermeter kimmiş, kaç yaşındaymış diye bakmam. Ben sahada gördüğün futbolu yorumlarım. Dedim ki bunu dedim alan kullansın sonra da satar dedim. Meğersem çocuk 32 yaşında. Ben bilmiyorum adamın nüfus kağıdına bakmıyorum ki ben adamın oynadığı topa baktım. O gün beni adam... Başka söyledikleri bir şey de yok zaten. Ne yani, söyleyecekler ki başka? Bu tip olaylara Fenerbahçe'den... Ne dedik? Galatasaray takımı... Kuyruk acınız ne gibi Galatasaray takımı var. Türkiye'de şampiyonluktan söz edemeyecek tek takımdır dedik. Raykart'la. Kim haklı çıktı? Geçen sene kaçıncı olur dedim Rıdvan abi 6'da 6 yaptığında. 8. 6 ile 8 dedim. 8. oldu beni mahcup etmedi. 9 puan önde olan Trabzon için ne dedim? Bu transfer politikası, bu oyun anlayışıyla bu şampiyonluğu kaybedecek dedim. E kaybetmedi mi? E bu Beşiktaş takımından bu kadar yabancı oyuncuyla kendi ayağınıza sıkıyorsunuz hiçbir şey olmaz dedim mi demedim mi? Önemli olan bu. Roberto Carlos'u almak büyük hata. Dünyanın parasını sokağa attınız. Eğlenmeye geldi bu adam dedik. Haksız mı çıktık? 2,5 sene oynadı 20 milyon euro. İmaj, bir tane maç rapası yok Fener takımı. İmaj yapmış ama. Bunlar önemli abi. Yani o ben ayrıca onların o konuda yaptıkları yorumları da çok dikkate almıyorum. Ben kendimden mesulüm. Cenk. Bir parantez açayım ben unutuyorum. Ya dün akşam Ömer Çavuşoğlu'nu seyrettim.
Ya ne güzel, bedavadan tiyatro seyrettim, komedi. Gidemiyoruz artık tiyatrolar İstanbul tarafında da. Bizim Kadıköy'de de var da. Şimdi bineceğim vapura, gideceğim. Arabam da yok benim. Yok, kullanması. Dünyanın yolu. O, iyiyim, bin tiyatroya, komediye git. Ne güzel, dün akşam CNN'e teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Gece biraz beni eğlendirdi. Diyor ki zaten bunların hepsi kulüpte görevli diyor. Ya Ömer ya. Bülent Bey'le Ali Kıratlı da kulüpte görevli mi? Doğan geçiyor birisi. Hı hı. O da mı kulüpte görevli? Yani kulüpte kimler görevliymiş bizim haberimiz yok. Yeni öğrendi. Teşekkür ediyorum Ömer. Yani oraya beni çıkartacaksın karşısına. Ben de... Adam beni kaçar zaten 5 dakika sonra. Dün Twitter'da da yazdım. Şimdi sizin yüzünüze de söyleyeyim. Bunun suçu gerek Çavuşoğlu Ömer, gerek Ilıcak Nazlı'nın sizin eski rahmetli patronunuzdur. Niye? Benim patronumu mahvetti bunlar be. İşte bak. Zorla gelmemişlerdir herhalde rahmetlinin yanına. Hayır. Zaten Nazlı Hanım'la evlendi. İşte Ömer de abisi. ondan sonra Güneş olayını yapan kim? Tercümanın işini içini boşaltan Ömer Çavuşoğlu'nun ta kendisi. Kemal Bey'in rahmetlinin bana sözü vardır. Kayınbiraderimin ihanetine uğradım diye. İşte sevgili Rauf Tamer şahit. Yani Kemal Bey burada hayır ben yani, biraz daha detaylı. Tam tersi. Hayır şöyle ben şunun için düşünüyorum. Eş olarak bir namzet seçerken demek ki orada da bir ufaktan yanlışlığı ya, olmuş. Kemal benim demem o. Şey o yani onu bilemem. O ona karşı evlenerek, ama yani Güneş o hanımefendiyi başımıza musallat etti. O da girmesiyle birlikte abisini başımıza musallat etti diye Güneş bir şey kullandı. Güneş gazetesinin çıkmasında Ömer Bey'le ikinci şahısın adını unuttum. Onlardır yani. Tercümanın içini boşaltan. Yani sallayan müesseseyi. İşte bana bir gecede dedi, ben kayınbiraderimin ihanetine uğradım dedi Kemal Bey. Allah rahmet eylesin. İşte Rauf Tamer şahit. Ya şimdi ekrana öyle birini çıkartıyorsunuz ki karşısına bir tane de başka bir adam çıkartın abi. Aziz Yıldırım'ın çok zengin olduğunu, böyle şeylere ihtiyacı olmadığını söylüyor. Evet, niye o zaman şey ilk 98'de başkan olduğunda dayısı 15 milyon dolar verdi? Kendinde yok muydu 15 milyon dolar? Atıyorsunuz. Ama bu zaten atıyorsunuz. İşte atıp atmamak da önemli değil ki orada hocam. İnsanın zenginliği, fakirliğiyle bu olayın alakası yok ki. Tabii biz canım. Para kazanmaktan bahsetmiyoruz. Yani burada şampiyonluk tabii dolaylı olarak belki para şey kazanması ya, var da. Çıkar amaçlı hani böyle hani parada dolandırıcılık hikayesi şu. 14 Nisan'a kadar yasa çıkmazdan önce oraya bunu koyar. Tabii ona koyacağım başka yer yok. Onun için nitelikli dolandırıcılık yani oluyor. Hayır, bir 14 daha Nisan'da bu 62-22 şimdi değişti, onu da konuşacağız. Abi, şimdi bir sürü gazetelerde haberler okuyoruz. Hem yurdumuzda hem dünyada. Televizyonlarda seyrediyoruz. Hem yurdumuzda hem dünyada. Trilyarlarca parası olan adamlar yolsuzluktan bilmem vergi ödüyor. Yatmıyorlar mı abi? Yakalanmıyorlar mı sağda solda? E niye onların paraya ihtiyacı mı var? Adam parasının hesabını bilmiyor. Aa, bizim cebimizde 100 kağıt var. Biz ondan idare ederiz. Ama adamın cebinde 100 milyon dolar var abi. O alışmış ona. Bir 10 milyon dolar daha bir yerden alır. Hikaye bu. 110 yapar onu. Bizimki 100, 105 de olsa aynı şey, 150 de olsa, 100 lirayla 150 liranın arasında ne fark var abi hiç? Mesele budur yani. Bilmez yani hayatta nedir, onun ne nedir, olduğunu nedir, bile bilmez. Bir reklama Kemal abi Çavuşoğlu maaş makbuzlarını çıkardı mı diye bir sorusu var. Geçen hafta bizim pazartesi günkü yayından sonra buradan eve giderken arabada aradılar telefon ya. Telefon muhabbeti oluyor, Birol Duran beyefendi sormuş. Ha şimdi Birol Bey kardeşime bir cevap vereyim ben. Bir haftadır yemek yemiyorum. Dedim ya onları yiyeceğim diye. Şimdi karnımı doyurmayayım dedim çünkü. Anladım, karnımı doyurursam ya yiyemezsem. Ben bir haftadır açım. Onları yiyeceğim, doyacağım. Bekliyorum yani. Yalnız daha fazla beklemem. Savcılıkta alacak soluğu. Bir hafta verecek misiniz? Vereceğim tabii. Bir, çünkü beni burada neyle itham etti ona hukuk karar verir. Ben bilmiyorum. Bir kere bak şöyle. Ben bu insanlara acımaya başladım. Ya dernekler kanununa göre, derneğin yönetimde çalışan insanlar, dernekler kanununa göre, derneğin yönetimde çalışan insanlar para alabilir mi bordrodan? Hangi kanunda yazıyor? Ha bir anonim şirket olsan, yöneticiysen hakkı huzur alırsın. Yönetim kurulu toplantılarına katıldığında işte o tespit edilir yönetim. Mesela her toplantıya 250 lira attım, 500 lira, 1000 lira neyse onu alırsın.
Hakkı huzur derler ona. Anonim şirket olursa ama bu dernek yahu. Yani bu insanlara hiç olmazsa bunları öğretsinler ya. Ama şimdi bak orada kim söyledi? Tabii ben telefonda katıldığım için bu olmuyor esasında. İşte orada bir söyledi dernekte dedi böyle para alınmaz falan gibi biri söyledi. Bunları nereden çıksınız? Halk bilsin, öğrensin. Eksik iş yapmayın. Özellikle Twitter'dan birçok izleyicimiz yine Ömer Çavuşoğlu'yla ilgili görüş belirtiyor. Şu an Beyaz TV'de sizin hakkınızda belgeler açıklanıyor deniliyor. Ortak yani söylenen çok mesaj var da. Beni de deminden beri cep telefonundan birileri oraya beni bağlıyor. Ben o kabazlığa daha fazla girmem. Belge sunuluyormuş. Hatta, hani nerede abi belgeleri bana? Öyle şimdi bak yok. Bir Fenerbahçe dergisi mevzusu var. Fenerbahçe dergisinden maaş aldığı, işten çıkarılınca da Aziz Yıldırım'a düşman olduğu iddia ediliyor lafı var. Belge. Gösteriyormuş herhalde hocam. Seyredemediğim için bir şey diyemeyeceğim. Belge. Maaş imza atacağım. Belge olacak. Şimdi şöyle. Böyle bir şey yapıyorsanız beni programa çağıracaksınız. Öyle namussuzluk yok. Öyle olmaz. Ben bu programa telefonla katılır mıyım bir daha? O bakma sen. O gece işte Bordura'dan maaş alıyor falan filan diye Bordura deyince katıldım. Bir daha katılmam. Beni neyse, izleyen izleyicilerimiz... Beni oraya çağıracaksın. Böyle konuşacağız. Öyle. Ben telefonda... Aziz Başkan'ın el yazısı varmış. El yazısıyla yazdığı mektupmuş. Neymiş o? Okusun bakayım. Söylesin. Aziz'in elemanı Çavuşoğlu Kemal abiye saydırıyor diyen birisi. Kapı gibi diyor mesela Feridun Bey. Aziz Başkan'ın el yazısı mektubu varmış. Neymiş abi o mektup? Bir okusunlar mı? Herhalde işte bu Fenerbahçe dergisi mevzusu yer alıyor. Fenerbahçe dergisinde... Neli sizin Fenerbahçe dergisi onu söyleyin de ben bilmiyorum. Ya dergi değil ya. O şey Öyle de Fenerbahçe dergisinden maaş aldığı... Haftalık gazete. İşten çıkarılınca da Aziz Yıldırım'a düşman olduğu iddia ediliyormuş. Edilsin. Edilsin abi. Maaş alıp almadığımı da ispatlayacaklar. Evet, izleyicilerimize soralım orayı seyrediyorlarsa. İspatlayacaklar. Böyle bir belge nedir ne değildir? Ben 1969 yılında yatırdığım elektrik parasının makbuzunu hala sakladım. 43 senelik makbuzu. Bende öyle bir hastalık var. Anladın mı? Götürürüm zarfla duruyor. Ne para alındığı, kimlere verildiği, herkesin imzası, makbuzları hepsi duruyor. Bu Önder Aydın da diyor mesela, yok abi diyor. Adam sadece mektup gösteriyor diyor. Tam neyse o Önder Bey o kadar şey yapmasın. Ağır bir şey de yazmış. Ne mektubuymuş onlar için. Abi bu? Merak ettim ya. Neyse programdan sonra gel. Hayır bana birisi... Yani bana, şu an imkanım olsa da Beyaz TV stüdyosuna bağlanıversem... Hayır bana birisi böyle bir mektup verecek de, gönderecek de ben bunu saklamayacağım. Aziz Bey yazmış herhalde. İşte ben de bunu saklamayacağım. Hayır belki şöyle yazmıştır bilmiyorum ama Aziz Bey neden Kemal Bergin'le böyle aranız bozuk? Ya işte onu Fenerbahçe dergisi gazetesi neyse çalıştı. Evet. Onu işten çıkardım. Evet. Veya maaşını düşürdüm. Evet. Öyle iddiası var ya Ömer Bey. Gösterecek. İşte mektup yazıyordur diyorum hocam. Mektup yazıyordur. Mektup yazar ben de buradan yazarım. Absürt bir şey yani. Ben de buradan birine yazarım. Arkadaş şu 50 lira para vermiştim sana zamanında. 5 senedir ödemiyorsun. Şu parayı öde. İşten çıkardığım için... Ne işi? Bana düşman oldu falan demiş herhalde. Aziz Yıldırım beyefendi o olsa gerek. Bundan bakalım gelir ilerleyen dakikalarda onunla ilgili. Yalnız bak ben bu Ömer'i hapse attıracağım. En sonunda. Türkiye'de tabii adalet hakikaten varsa. Sebep? İşte bu yüzden. Attırmaya bile gerek yok. Yok attırma. Yani biraz bak onu ben bir saatte şurada program yapıyoruz. Onu ben babasının yanına bir yollayayım da orada biraz oradakiler çok rahat ediyorlarmış çünkü öyle diyorlar ya çok rahatlar babası? Huzurlu. Aziz babasının yanına orada beraber otururlar. Ben seyretmedim şeyi. Dünkü mitingi. Gitmedim. Baştan ben sonra seyredemedim. Bizim programdan sonra eve gittim. Biraz bak hatta sizi de aradım ya. Tam da bu beyefendiye denk geldim. Dediği bir kelime vardı yani. Üzülsen mi, ağlasan mı ama ben kahkaha attım. Yani o anki refleksle hemen de telefona sarıldım, sizinle görüştüm. Hatta ne dediği diyor? Şu ya, sporun Atatürk'ünü içeri attılar. Bizim esas ya Mustafa... Bunu söyleyen bir beyefendiyle uğraşmaya bile değmez ama sizin... Tabii ki mevzu şu an farklı. Şimdi bir dakika. Size yapılan ithamlar farklı. Bir dakika ben ithamları boş ver. Suçlama hocam nedir bu yani? Bir dakika. Burada asıl kabahat kimin? Hangi olayda? Şu
şimdi ekrandaymış işte öyle diyorlar ya. Asıl kabahat kimin? Beyaz TV'deki Göktuğ kardeşimizin, yani Göktuğ Sevinçli ve Rasim Ahmet Bey. Sakın bu sefer de açıp, ben deminden beri arıyorlar. 212'li biri arıyor. Sakın yani, bu akşam da bağlanıp oraya cevap vereceğimi falan zannetmeyin ha. O bir kere oldu, o da bordro hikayesinden oldu. Yine bordro getirirlerse gidersiniz. Ha, bordro varsa gidin. Gitmem. Yemeğe gideceksiniz. Getirecekler bordro kamerayı bana. Veyahut da dediğin gibi giderim. Sadece bordro edinip geldim de giyerim. Hadi eyvallah der giderim, o kadar. Tek laf etmem. Ama oranın şablonu hafta içinde sizinle görüştüğümüzde de gerek telefonda gerek yüzde maalesef format o olmuş. Hani ben bu okabaz mıyım ya? Rating denilen evet, bir olgu var ya. Maalesef yani kızacaklar belki gerek Rasim gerek Ahmet Hoca'yız ama özellikle Rasim maalesef böyle ortalığı bir daha bağlayacağımı zannediyorlar. Velveleye verip tartışmayı alevlendirip ben bordura bekliyorum. Rating meselesi burada şunu da düzelteyim. Rasim'in yanlış bildiği konulardan belki sizinle konuşmuştur. Bir yayın kesilme mevzusundan bahsediyor. Rasim o kadar kaptırmış ki bu reyting olayını tırnak içinde. Ben seyrettim diyor, gözümle seyrediyordum Habertürk'ü, gitti diyor bu olayları konuşacak da. Guiza ile ilgili diyor. Guiza ile ilgisi yok. Ne alakası var? Guiza daha onun adı yok. Cihan Özkay mevzuydu. 2000 kaç? Başka yerde yine 100 program yapıyorduk hocamla. Valla 2004-2005 falan o civarla 6 2006 veya 5-6 sene evvel iki ay Guiza ile ne alakası var? Onunla ilgili değil. Tabii izleyicilerimiz yine abi ben bordroyu bekliyorum. Bak sen bordro nedir biliyor musun? Tabii hocam, resmi şu kadar aldı bu kadar bilmem nedir. Yazar insanlığı. Böyle Eyüp Karakuş Aralık ayı 2010 maaş neyse işte atıyorum orada imzalarsın mangır alırsın. Ben bunu bekliyorum. Şöyle sorayım kapatayım bu mevzuyu. Fenerbahçe dergisi mi ne? Fenerbahçe gazetesi. Fenerbahçe gazetesiyle sizin ne ilişkiniz var? Şöyle. Onu da açıklayalım. Bunu kaç, kapatalım. 98-99 yani yılda şaşırabilirim. İşte Aziz Bey o zaman başkan. Yeni seçildiği zaman. Evet evet. Ya işte bir gazete maste falan çıkartır. Çıkartır. Tabii kim çıkartacak? Sen tabii. Başka kim var orada? Filan falan. Türlü imkansızlıklarla bir 3 sayı filan çıkarttık. Yalan söylemeyeyim. Belki 4 sayı. Cumhuriyet'in 2 telli matbaasında basılıyor. Levent'te bir yerde 9-10 tane arkadaş yazıları yazıyor Allah'tan filan falan. Zaten ya dediğim gibi ya 3 sayıda yani o de, yani bir hayaldi o, bir şeydi. Ben bu bir de bana yönetimde bir tanesi dedi ki ben dedi beğenmiyorum. Aldım lan sen yap o zaman gazeteyi. Kim dedi. O? Ne adamın biri, bir yönetici ismini söyleyeyim. Ya ne söyleyeceğim ismini? Büyültürüm herifi. Büyüsün ya. Ya o ne büyüteceğim ya? Yok zaten şimdi yerinde yerler ısıyor. Peki işte bu gazeteyi çıkarken siz maaş falan aldınız mı? Yok canım ne maaş, bir de cebimden 850 bin lira da para gitti. Var mı 850 lira gittiğinin belgesi? Hepsi var evde. Bütün makbuzlar. Heh, onu gönderelim Beyaz TV'ye. Peki getirirsem hafta onları Ömer yiyecek mi? Ya yer mi o işte ya? Savunduğu bak, şeyi bile yalan konuşacak. Benden sakın bu işlerde at koşturmaya çalışmayın. Çok gerekli. Savunduğu konularda bile maalesef bilgisi yok. Neyse Atatürk o, yapmış ama iyi. O olayı bile Ali Şen'in hapis mevzusunu bile hırsızlık olarak aklında kaldı. Sonra tabii ya ben öyle hatırladım falan yani diyor. Yani ne ya bu Ömer Allah Çavuş selamet versin. Ömer neyse Çavuşoğlu'nu, Ömer Çavuşoğlu'nu sağ olacaktı da rahmetli Kemal Ilıcak anlatacaktı. Ben değil. Rahmetli Kemal Ilıcak anlatacaktı. Sağ olacaktı da. Yani şey eniştesi. O anlatacaktı. Kemal abi emek verdiyse maaş alması da normal. Hayır almadım ya. Demiş. Ben maaş alması şey yapmadım yok ki. Özgür Öztürk Beyefendi hızlıca biraz okuyayım. Susturun şu adamı diye yazmış Kemal abi. Ha, susturun demiş herhalde. Ne demekse mektupta mı yazıyor bilemiyorum. Hı. Ömer Çavuşoğlu'na güya Aziz Yıldırım'dan Aziz mektup almış. Programda garip bir kağıt gösterdi. Fenerbahçe dergisi çıkarmak için para almış şeklinde bir mektupmuş bu. Hı. Aziz Yıldırım imzalı herhalde. Aziz Yıldırım'ın cezaevinden pervasızca yaptığı sizin hakkınızdaki iddiaya ne diyorsunuz? Futbol mafyasının 58. maddeyi değiştirme çabalarına yorumunuz nedir? Umut Akça Beyefendi. Asla değişmemesi lazım. Bunu cumartesi günüydü yanılmıyorsam konuştuk. Hatta bunu destekler tarzında, tasvip eden tarzda açıklamalarda bulunan Spor Bakanı Suat Kılıç'a da tabii buradan tepkimizi aman Sayın Bakan dedik abi gönderdik. Tabii aman abi. Bir kez daha yine bir cümleyle aman söyleyecek abi olursak aman ha Türk futbolunun bu yok edilme tırnak içinde tabii çabasında sakın imzanız olmasın, tarih sizi affetmez. Belgin ne olur Çavuşoğlu'nu sustur demiş Cenk Akan'dan. Yok ya, nasıl, ne öyle bırak konuşsun ya.
reklam arasında yine bakmaya çalıştım gelen tweetlere, e-maillere. Çokça Ömer Çavuşoğlu ile ilgili soru, görüş belirtmesini istiyorsunuz hocamla ama bu konuya daha fazla girmeye gerek yok. Kapattık. Türk futbolunun Atatürk'ü benzetmesini yapan Aziz Yıldırım beyefendi için, şu an Metris'te bulunan ve hakkında onca iddia bulunan bir kişi için, Türk futbolunun Atatürk'ü diyen bir insanı daha fazla konuşacak halimiz yok. Amigo gazeteci, gerçek gazeteci nedir, farkı nedir diye bu konuşulan mevzuya dair zaten Facebook'taki sayfaya geçen hafta telefon bağlantısını, videosunu atmıştım. Oradan bakıp öğrenebilirsiniz. Ve ben şimdi konuştum. Hala da reklam arası. Bana dediler ki bağlanmam kardeşim dedim. Ben o kabaz değilim. Mektupmuş işte zaten. İşte mektup gelmiş Aziz Bey ona. Ben dedim ki bordro getirecekti. Benim imzam olan, değil mi, karşılığında şu kadar para gidiyor. Bordro gibi onu yiyecektim. Ben de buradan bir mektup yollarım. Ahmet Çakar'a geçen sene 500 bin lira vermiştim bir maçı bana satın alsın diye. Bitti. Anladın mı? Ahmet kalksın altından göreyim bakayım. Değil mi? Ya olur mu öyle şey? Bordro gösterecek. Bu arada ben Ömer Çavuşoğlu'na bir şey okuyup bununla boşuna ilgilensin. Ona... Yok yok bir dakika. İlgilenmez hocam. Hayır, hayır, hiç... ya, izin makara yapıyorum. Hocam. Ya tabii makara yapıyorum. Hayır. Zaman kaybetmeyelim. Ya kendim izleyelim. Yazmadım baba. Diyor ki 26.04.2011 öğlen saat 1.30'da 27 saniye sürmüş. Aziz Yıldırım efendim, Mosturoğlu arayan. Başkanım, oranın eşrafında olan arkadaş bugün gitti tarlalara bakmaya, köylülerle konuşmaya. Aziz Yıldırım tamam tamam tamam. Mosturoğlu tamam 7 gibi gelecek. Aziz Yıldırım tamam oldu. Mosturoğlu tamam başkanım tamam görüşürüz. Çünkü biliyorsunuz Fenerbahçe tarla almıştı, buğday ekiyor. Anladın köylüler mı? De var. Köylüler de var orada, konuşmuyor. Ömer Çavuşoğlu önce buna cevap versin. Anladın mı? Orada sorsunlar ama orada da sormaz. Çünkü neden? Türkiye'deki spor programlarının büyük bir bölümü hokkabazlığa dayalı. Hokkabazlık olacak. O onu atacak, bu bunu atacak. Ya aynı program atacak. Yani söylemeyin diyorum. Dün Bedir Baykam'ı çıkarmış. İşte. Allah selamet versin. İşte abi. Göktuğ Sevinçli kardeşimize buradan işte seslenmiş abi. Olalım. İşte abi. Ve kınadığımızı da açıkça ben belirtelim şimdi, bu tür yayınlardan ben, ötürü. Ben şimdi onu soruyorum. Hangi tarla bu? Nerede? Köylüler kim?